Bir tarafımızı Eylül'de budamışlardı. Kalanı sevdana kurban. İçtiğim içkiye seni düşürdüm. Bu akşam gözlerimi küllükte söndürdüm. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi albüm ve kitabımızdan dizelerle başladık. Yol hikayesi Bam Teli'nden bir kez daha merhaba dostlar. Bir tarafımızı Eylül'de budamışlardı. Kalanı sevdana kurban diye başladık. Bizim kuşak anımsayacaktır. İşte 1980'den sonra emeğe karşı bir düşmanlık başladı. İşletmeler kötü yönetiliyordu. Siyasiler kötü yönetiyordu. Yöneticiler politize olmuştu, kötü yönetiyordu. Ama fatura işçilere ve o üretime çıktı. Yine anımsayacaksınız. Daha da ileri gidildi. Madenlerimiz, daha doğrusu yeraltı kaynaklarımız işletilmesin diye bir çaba başladı. Dünyada enerji üretimi kömürle sağlanırken biz de dışa bağımlı doğal gaz benimsendi ve 15-20 yıllık anlaşmalar yapıldı. Yani Türkiye bağlandı. İşte bu dönemde, daha doğrusu bu dönemden en büyük payını alan yerlerden birisi de Zonguldak'tı. 90-94 eylemlerini anımsayacaksınız. Bugün TTK kapatılmadıysa ve hala az da olsa kömür çıkıyorsa bu eylemlerin sayesindedir. İşte o dönem TTK giderek küçültüldü. Oysa demir çelik sanayinin vazgeçilmesiydi taş kömürü. Vazgeçilmeziydi ama Ereğli ve Karabük yurt dışından hatta kilometrelerce uzaktan alıyordu. İşte o günlerde artık bu işin devri geçti diyenler bugün yanıldıklarını anladılar ama ülkede çok zaman kaybetti. Neyse biz işi uzatmayalım. Zonguldak'ta neler oluyor öykümüze dönelim. Petrol Ofisi'nin sunduğu Bam Teli programı reklamlardan sonra devam edecek. Ocağının dibinde hava yok, ışık yok. Maden ocağının dibinde, maden ocağının dibinde besin yok, karın yok. Maden ocağının dibinde, maden ocağının dibinde oğlun bile yok, oğlun bile yok, oğlun bile yok. Maden ocağının dibinde, ocağının dibinde bir sen varsın, bir sen varsın, bir sen varsın direne. Dar sokaklarında denize karşı yapıştırılmış gibi duran evleri, ne kadar parlarsa parlasın güneş, saklayamadığı bir tedirginliği, güzel günleri olan inançla, beklentiyle geçen ömürleri, hep bir şeyler olacakmış gibi duruşları, ilk başta anlayamayacağınız bir suskunlukları var insanların. Bilmem dünyada kaç yer var böylesine, adı söylenince ürettiği ürün, ürün söylenince adı akla gelen. Görmeden bildiğimiz nadir yerlerinden ülkemin. Hayat bilgisi derslerinde emeğin, sosyal bilgilerde bel kemiği de ekonomimizin. Elinde feneri, kamburu çıkmış yürümeye çalışan o heykeli ne zaman görsek, Karadeniz'in o üretken şehrinde bulurduk kendimizi. Kömür deyince Zonguldak, Zonguldak deyince kömür gelirdi aklımıza. Başında baletiyle, yüzü kömür karası, parlak gözlü insan fotoğraflarıyla ürperirdi içimiz. İşte emekçi. Yerin yüzlerce metre altında yalnızlığı, bazen de ölümü paylaşan bu insanlar yaşamasak bile zor bir üretimi anlatırdı. Doğru,
yaşamadan bilinmeyecek bir iş yapıyorlardı. Ve bazıları onların fotoğrafları üstünden politika yapıyordu. Diğer meslek gruplarıyla bir tutup maden işçisini işçi maliyetlerinden söz ediyordu birileri. İşte o yıllar artık bizim gençlik dönemimizdi. Kömürün ulusal bir kaynak olduğunu unutturmaya çalışanlar... kar etmiyor, kapatalım bu müesseseleri diyecek kadar ileri gidiyor... karşı çıkan cılız seslere aldırış bile etmiyorlardı. Sığınacakları yeni bir deyim de bulmuşlardı. Küreselleşme. Küreselleşme bunu gerektirir diyorlardı. Oysa bu kavramın mucitleri ulusal kaynaklarına hayata sarılır gibi sarılıyor... enerji üretimindeki en büyük payı kömüre veriyorlardı. Bütün bunlar bir günde olmadı. Kamuoyu oluşturacak tüm araçlar artık neredeyse bu oyunun bir parçasıydı. Kömür üretiminin masraflı olduğu... ve ekonomiyi zorladığını verdikleri reçetelerle bize anlatanlar kendi kaynaklarına kıskançtı. Daha kötüsü bizim politikacılarımız bu yalana onlardan daha çok inanmışlar. Ulusal kaynaklarını geri plana atmaya yönelmiş bu politikanın doğal sonucu... yerli kaynakların değerlendirilmesine yönelik iyileştirme, geliştirme ve değerlendirme sinerjisinin yok edilmesiydi, edildi. Enerjiden sanayiye, hatta ısınmaya kadar kaynak kullanımında giderek yabancılaştırılan ve ithal kaynakların kullanımına yönelen bu politikalar acıdır, taraftar da buldu. Kömürün dünya enerji üretiminde %42 olan payı giderek yükselirken bizde üretim kısıtlamalarına gidildi. 1995'e gelindiğinde hemen tümüyle dışarıya bağımlı doğalgazın kullanım oranındaki hızlı tırmanış ve yapılan 15-20 yıllık doğalgaz alım anlaşmaları... yerli kaynaklarımıza öncelik sağlayacak koşulları ortadan kaldırdı. 1800'lü yılların ortalarından bu yana ülke ekonomisinde yadsınamayacak yeri olan taş kömürü ve doğal olarak Zonguldak bu ihanetten payını aldı. Türkiye Taş Kömürü Kurumu üzerinde kötü yönetimden kaynaklanan zararlar taş kömürüne ve işçiye çıkartıldı. Türkiye Taş Kömürü Kurumu bilinçli olarak küçültüldü. Zonguldak'a yakın olması nedeniyle Karabük ve Ereğli'de kurulan demir-çelik fabrikaları gariptir. Koklaşabilen taş kömürü ihtiyaçlarını 20 ve 80 kilometre ötedeki Zonguldak'tan değil... binlerce kilometre uzaklıktaki ülkelerden sağlamaya başladı. Çünkü demir-çelik sektörünün yılda 2,5 milyon ton kömüre ihtiyacı var. 1990 öncesi yılda 3,5-4 milyon ton satılabilir taş kömürü üreten... ve bunun büyük bölümünü ülkemiz demir-çelik sektörüne veren TTK... ne yazık ki bugün 2 milyon ton kömür üretmekte. Demir çelik sektörüne ise ancak 350-400 bin ton taş kömürü verebilir hale düşürülmüştür. Oysa biliniyor ki Zonguldak havzasında 1 milyar ton taş kömürü toprağın altında yatmakta. 120 dolarla çarparsanız bu rakamı nelerden vazgeçtiğimizin çıkacak faturası. Bu kötü gidişe dur demek için... hedefteki Zonguldak'tan 1990 ve 1994'te yükselen ses hala hafızalardadır. İşte o günlerde madenlere yatırım yapamazsınız, madenlere işçi alamazsınız diye reçete sunan IMF'ye... madenlerimize sahip çıkmak, Türkiye'ye sahip çıkmaktır diyenler bugün haklı çıktı. Demir çelik sektörünün vazgeçilmezi taş kömürünün fiyatı dünya piyasalarında 60 dolardan 120 dolara çıkınca... kömür üretimi kısma reçeteleri sunanların ve bu reçeteleri uygulayanların gerçek niyeti belli oldu. Anadolu tabiriyle takke düştü, kel göründü. Şimdi Zonguldak'ta işçi tedirgin, sendika sorumluları hükümetse kucağında bulduğu bu sorunu çözmeye çalışıyor. Biz bu yok oluş öyküsüne işin gerçek sahiplerinden, işçilerden başlayalım istedik. Çünkü onlar kömür karasını bereket sayan, her gün evlerinden çıkarken aileleriyle vedalaşan, yerin 600 metre altında her an ölümle karşı karşıya 8 saat çalışan, mesai sonrası tenlerine işlemiş kömür karasını temizlerken her şeyi unutup şükreden insanlarımız. Ve insan yaşayınca ister istemez soruyor. Bir de bu insanlara yıllardır işini kaybetme korkusu yaşatmak reva mıdır? Dünyada en ağır şartlar altında çalışan maden işçisidir. Bugün gerçekten maden işçisinin üstüne bu kadar da gelinmez. Ölümden, hayatından her zaman karşı karşıyayız. Nasıl üstünüze geliyorlar? Maden yasası bugün çıktığı zaman herhalde biz özelleştirme. Elbette mağdur olacağız.
Savunmasız kalacağız ondan sonra, yasa çıktıktan sonra. Şimdi bak kömür çok kıymetlendi aslında ama yıllardır da burada bir azaltma var, üretimde azalma var. Yani buraya fazla bir yatırım yok. Yani yatırım olsa, yani madenlerimiz daha geliştirseler, işçi alınsa, yani işsiz gezen çok arkadaşlarımız var. Ya biz bunu istiyoruz. Peki yani aşağıda kömür var mı? Madeni bitirmesinler. Aşağıda kömür var mı? Var, kömür var. Kömür çok. Kömür çok, alabildin ha kömür. Yani dünyada madenler bitmek üzere, tabii biz 500 metre inmedik aşağı. 3000 metre maden inen ülkeler var. Yani biz de tabii 500 metredeyiz. Kömürümüz orada yolda. Yani buna hazırlık yapsınlar, işçi alınsın, biz bunu istiyoruz. Peki bu kadar zor bir iş ve çok da taliplisi var. Niye böyle bu zor işin? Demek ki madenimiz kıymetli. Taş kömür olduğu için. Yani petrol kadar bir kıymeti var onun. Başka kaynak yok. Ne yapacağız? Peki siz hayatınızdan memnun musunuz? Ben memnunum. Ben 25 senelik madenciyim. Ne yer altındasın? 26'ya gittim. Eskiden böyle değildin. 1300 ton çıkıyordun bir kartiye. Şimdi yok bu. Hazırlık olmayınca ne olacak? Zafer sen en uçta çalışıyorsun. En çok sen kararmışsın herhalde. Evet ben 460 metre derinlikte çalışıyorum. Başlık kore sürüyoruz. Biz hazırlık yapıyoruz. Yani daha şu anda işçi alınsa, şey olsa daha çalışma daha güzel olur. Kömür var aşağıda ama çok, işçi alınmıyor. Kömürümüz çok. Daha 540 litre daha hiç emmedik. Daha elememiş temallarımız var. Ama işçi alınsa, yani bu kadar bu işte işçi alınsa bu kadar daha fazla kömür çıkar. Yani gittikçe emek yok. Yemek ye. 8 senede bir işçi alınmadı. Bundan sonra 4 seneden beri hiç daha yine alınmadı. Önceden 8 sene alınmadı, devamlı emek yapıldı. Şimdi 4 seneden beri de yine işçi alınmıyor. Hani hep yani işçi de gittikçe zayıflıyor artık. Kalite de işçi alınmadıktan sonra düşüyor. Peki şimdi hükümet işçi almıyor, açıklamada yapıyor. Aslında özelleştirme yok ama işte yeni alanlara vereceğiz özel sektöre diyor. Özel sektör buran bizim kadar kömür veya derinliklerden kömür çıkartamaz. Neden? Çünkü hayat şartları zor. Bir kere nakliyesi zor. İşçiliği şeyi zor. Alım gücü gitmesi zor. Kömürün nakliyatının gitmesi zor. Yani biz özel sektör alabildiği yerde alır, gerekini kapatır. Ama biz de yani devlet daha şey, daha derinliklere ne bilir. Peki özel sektöre geçerse ücretlerinizde düşme olacağına inanıyor musunuz ya da yükselme? Ya özel sektör... Özel sektör ne verecek? 300 milyon bir maaş verir. Özel sektörü görüyoruz zaten. Özel sektörün vereceği maaş 300 milyon artı işçi sağlığı yok. Şu anda bizim 12 saat çalışıyor, 15 saat çalışıyor. Almış olduğu ücretler onu kurtarmaz ki ne yani. Kurtarmıyor zaten burada. Yani aynı ekmeği sen de pazardan veyahut da fırından aynı ekmeği 500 liraya alıyorsun. Ben de 500 liraya alıyorum. Bizim almış olduğumuz yani... Özel şeylerde, ocaklardaki işçilerin halinde görüyoruz yani. Kazalarda ölenler, ücretleri ödemeyenler. Paralarını alamayanlar, sigortalar olmayanlar, ödemeyenler, bir sürü işçi arkadaşlarımız var. Burada görüyoruz yani, onları da yaşıyoruz. Bizim bu hakkımızı sendikamızın, işçimizin mücadelesiyle aldık. Yani bunu böyle alın arkadaşlar, biz yemiyoruz da siz yiyin herhalde diyecek halimiz yok. Bunu da sendikacı arkadaşlarımız olsun, işçi arkadaşlarımız olsun, bunun mücadelesini verdik, vereceğiz de yani, veririz de yani. Güveniyoruz yani arkadaşlarımıza. STK'da niye bir iş azaltımı oldu? Hiç yeni yatırım yapılmıyor. Oysa dünyada kömür bu kadar arttı, kıymetlendi dediğimizde. Diyorlar ki çok maliyetli bir iş burası, kar etmiyor. Maliyetli iş şu. Benim kendi kişisel görüşüme göre. Ben 15 yıllık bir işçiyim. STK'ya alınan malzemenin kimler tarafından alınıyor, kimler tarafından pazarlanıyor. Bunlar önemli. Ay geçen gelindi bizim sendikacılarımızla beraber atölyeler geziliyor. Malzeme alınmış, sıfır malzemeler konulmuş oraya, kullanılmıyor. Ama zarar ediyor, işçiye yükleniyor, işçiye bilinir diyor yani. Tabii. Maliyetler. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben 20 senelik işçiyim. Ben ilk işe girdiğim zaman kömür fazlalığından ton tutabilmek için biz zar zor denen bir şey yapıyorduk. İnanır mısın 20 seneden sonra bu zar zor çalışması yok. Neden? Yatırım yok. Bu zamana kadar yatırım yapılmamış, bakir damarlar açılmamış. Ve sürekli malzeme geliyor, sürekli zarar ediyor diye konuşuyor. Açılmayan bir yerde, üretimin karşılığını alamayan bir yerde zarar olmaz mı sizce? Hangi yeni bakir damarlar açmışlar? Sürekli tonaj düşürüyorlar. İşte 7-8 bin tondan 2 bin tona düştük senedeyine. Olmayan bir yerde ne alabileceksin yani? İşçiye bir şey vermiyorsun arkadaş. Sen şunu yapacaksın deyip de karşılığını beklemiyorsun.
Yok yani. Bankirde mal olmadığı için. Çok mu maaş alıyor maden işçisi? Ya bize yani sağa sola göre çok maaş alıyor. Ama bir gelseler, görseler halimizi, bize yani bu ücretin az olduğunu kendileri de yani tasdik edecekler. Kaç yıllık işçi? 4 yıl, 4,5. 2000 muamelesi. Ne maaş alıyorsun? 1.100.000. Yerin altındasın. Evet. Çok da değil. Çok değil yani. Biz yani sağa sola göre biz zoruyoruz yani. Bizim iş, çalışırken halimizi görseler, şu gömlek bak sırılsıklar. Aslında o hali görüyorlar. Ama birçok konuda olduğu gibi belli ki görmezlikten geliyorlar. Oysa işçi her şeyin farkında. Özelleştirme ya da işletmenin özel sektöre devrine karşı oluşları bazılarının ileri sürdüğü gibi ideolojik bir yaklaşım değil. Tecrübelerinden yola çıkıyorlar. Özel sektörün yapacağı iş yani örnek kalorileri devlet kazmış olduğu yerleri hazırlayacak. Hazırladıktan sonra onları alacak, ben burada zarar ediyorum, kapatacak. Halit Bey, bizim Kilimli bölümü diye bir bölümümüz var, bütün arkadaşlar bilirler. Kilimli bölümünü biz zarar ediyoruz, üretim alamıyoruz, karşısını alamıyoruz ve kapattık. Gidin bakın kaç tane işletme çalışıyor, kaç tane özel sektör çalışıyor, yıllık karları nedir? Bir onu görün bakalım. Madem işçiye vermiş olduğu para nedir? İşçiye vermiş olduğu para, maaş 300 milyon, artı sigorta yok, sendika yok, hiçbir şey yok. Maden işçilerinin diğer işçilerle zaten bir tutmak abesi yani bunu kimse hiçbir diyemez. Şey dünyada hangi madenler, hangi bir madenin kâr ettiği bu zamana kadar gördünüz mü siz? Bir devlet işletmesinin maden olarak kâr ettiğini duydunuz mu ya da okudunuz mu? Devletin halinde işte Rusya'da, Almanya'da yani... Bizim madenlerimiz var kanal. Bizim bundan 10 yıl önce, 5 yıl önce demir çeliklerimiz yurt dışından kömür alıyordu. Niye o zaman bizim madenlerimizden evet. Bu devlet sektörü hattan alınmıyordu, kömürlerimiz satılmıyordu? Doğru. Niye verilmiyordu? Yani bu çıkar meselesi. Petrol Ofisi'nin sunduğu Bantili programı... Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun 1989 yılında havza sınırları 14.550 kilometrekare iken 2000 yılında 6.885 kilometrekare, 2003 yılında 611 kilometrekareye düşürüldü. Bu düşürmeye karşı bu iki rakam arasındaki açıklıkta kamu ve özel sektör tarafından kayda değer hiçbir işletme faaliyeti yapılmamış. İşte şimdi yeni çareler aranırken ülkenin daha fazla zarar etmemesi için Enerji Bakanı Hilmi Güler nasılını açıklamasa bile üretimin 5 milyon tonu TTK tarafından olmak üzere 10 milyon tona çıkarılacağını ve 10 bin işçi çalıştırılacağını söyleyince umutlar bir kez daha alevlenmiş Zonguldak'ta. Genel Maden İş Sendikası Başkanı Çetin Altun ise TTK'yı bu duruma getirenlerden hesap soracaklarını söylerken acilen 1000 işçi alınmasıyla üretimin hedeflenen kadar olmasa da artırılabileceğini iddia ediyor. Şu anda ülkenin milli servetinin bu noktaya gelmesine dahil olanlar vicdanlarında bir kere sorumlular. Biz de sendik olarak, maden işçi olarak yasal gerekli tetkikatı, araştırmaları yapıyoruz. En kısa sürede hazırlığımız bittiği zaman gerekli işlemlerde bulunacağız. Bundan sonraki yönetimlerde, geçmişteki yönetimlerden ders alarak. Bugün bu bölgenin yer altında kömür çıkması 10 yıldan beri hazırlığı yapılıyor. Kömürün değeri Türkiye'de ve dünyada artınca aman ne yaptık diyorlar. Bu hazırlığı yapacak kimdir? Bunu planlayanlar değil midir? Bu kurumu yönetenler değil midir? Bu 10 yıldan beri biz bağırıyoruz. Bu şartlarda bu kurumu bırakırsanız bu kurumun ömrü 15 yıldır. İşte 10 yıldan beri şimdi geldi 5 yıllık ömrümüz var. 10 yıl önce bu hazırlıklar yapılsaydı, bu kömür damarları kesilseydi, buralar işçiler alınsaydı. Şu anda dün 50 dolara bizden kömür almayan kurumlar, bizim kömürümüzü beğenmeyenler. Bugün TTK yönetim kurulu bir hafta önce kömürün tonunu 100 dolara çıkarttı. Sıraya girdiler. Bilinçli bir şekilde bu bölge zarar uğradı. Bu bölge zarar uğradı, ülke zarara gitti. O yüzden biz de milli servetimiz zarar olanlara karşı önce vicdanla hapsediyoruz. Sonra yasal bütün hazırlıklarımız bittikten sonra gerekli işlemleri biz de yaptıracağız. Çetin Altun, kömür fiyatının 60 dolardan 120 dolara çıkmasıyla taş kömürünün değerinin bir kez daha anlaşıldığını, ancak üretimi yıldan yıla düşürülen, işçi sayısı azaltılan Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun hazırlıksız yakalanmasında sorumluluğun işçide değil, uygulanan politikalarda olduğunu her platformda dile getiriyor. Biz zaten 1980'den bu tarafa sürekli bağırıyoruz. Diyoruz ki ülke ihtiyacının taş kömürünü giderebilme adına bu bölgenin yeraltı hazırlıklarını yapalım. Özellikle 1990'dan sonra yeraltı hazırlıkları yani taş galeride ilerleme işçilerini emekli ettiler bilerek. Şu anda bakın Türkiye'nin yılda 10 milyon ton taş kömürüne ihtiyacı olduğu bir süreçte yeraltı hazırlıksız olduğu için TTK zor durumda kaldı. Ama birden
11 Mayıs'ta Sayın Enerji Bakanı mecliste yaptığı konuşma gereği bu bölgeden Türkiye'nin ihtiyacı 10 milyon ton çıkartacağız, 10 bin işçi alacağız demesine rağmen biz Zonguldak halkı olarak kendilerine teşekkür ettik. Umut verdi bize, heyecan verdi. Bundan sonraki süreçte bir an önce yeraltın temel ihtiyacı olan işçi açıkları giderilerekten bu bölgeden çıkacak kömürle Türkiye'nin ihtiyacı karşılanabilir. Peki efendim bu 10 bin işçi ve TDK'ya biçilen 5 milyon ton üretilebilir mi hemen? Zaten bizim kuruluş kapasitemiz 5 milyon ton. 1970'li yıllar içerisinde biz 5 milyon ton ürettik. Bilinçli politikalar nedeniyle şu anda 2 milyon ton taş kömür üretebiliyoruz. Lavvarımızın yıkama kapasitesi 5 milyon tona göredir. TTK'nın kuruluş kapasitesi 5 milyon tonadır. Temel ihtiyaçlar giderildiği zaman. Madencilik zor bir sektördür. Tabii akşamdan sabaha kazanılacak bir sektör değildir. 1-2 yıl içerisinde yapılacak hazırlıklarla birlikte inanıyoruz ki biz Türkiye'nin ihtiyacı olan taş kömürünü azami 5 yıl içerisinde bu bölgeden karşılanabilir. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürü Rıfat Dağdelen yeni çıkarılan maden kanunu ile TTK ve özel sektörün kısa zamanda 10 milyon ton kömür ve 10 bin işçi hedefine ulaşabileceği görüşünde. Dağdelen işçilerin özelleştirme kaygısının da yersiz olduğunu belirtiyor. En azından şimdilik. Zonguldak'ta yani en azından bugün için söz konusu değildir. Türkiye Taş Kömürü Kurumu vardır ve Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun gerekli yatırımlarının yapılması söz konusudur. Ancak Zonguldak'ta bizim Türkiye Taş Kömürü Kurumu olarak çalıştırmadığımız sahalar var. Bu sahaları devreye sokmak istiyoruz ve bunları işletecek büyük firmaları önümüzdeki günlerde davet edeceğiz. Yani bütün mesele bir ülkede istenilen oranda ihtiyaç duyulan maddelerin üretilmesidir. Türkiye'de taş kömürüne ihtiyaç duyduğuna göre önemli olan bunu illaki devletin çıkartması değil, bunu kim çıkartırsa çıkartsın, yeter ki çıkartsın. Ama yine siz TTK'nın denetiminde olacak değil mi? TTK'nın denetiminde olacak. TTK üretilen bu taş kömüründen belirli bir rödovans ücreti alacaktır ve... Peki bunlar açılmış ocaklar mı efendim yoksa sıfırdan hiçbir şey olmayan yerler? Bunlar sıfırdan olan ocaklardır. Yalnız Armutçuk bölgemizde bizim daha önceden çalışıp terk ettiğimiz bir ocağımız vardır. Ve şu anda çalışmakta olduğumuz ve çalışmamızın devam edeceği ocağın eksi 300 kodundan yukarı olan kısmı vardır. O kısmı düşünüyoruz. Biz Armutçuk'taki çalışmalarımız devam edecektir. Ama orada da çalışmadığımız bu kısımları çalıştırmak isteyen kişilere vereceğiz. Ve dolayısıyla insanlara aş ve iş bulacağız. İstihdam alanı yaratacağız. Diğer taraftan biz de Türkiye Taş Kömürü Kurumu olarak gerekli Sayın Bakanımızın da söylediği gibi yatırımları yapmak suretiyle daha fazla taş kömürü üreteceğiz. Konu bu yani. Peki efendim şimdi Sayın Bakanım 5000 iş gücü dedi. 10.000 iş gücü dedi. Bu da bir tarafta da IMF'in politikaları var. Ama kömür de gerekiyor. Tabii. Özel sektörde TTK'nın yaptığı yatırım kadar büyük yatırım yapacak durumda değil zaten şu aşamada belki bu alanda. Çünkü çok zor ve masraflı bir iş. Nasıl olacak bu? Yani insanlar da onu merak ediyorlar sonuçta. İşçi alınacak mı yeniden? Üretim o şekilde artacak mı? Ne olabilir? Şimdi tabii işçi alınacak derken bu işçiyi illaki devletin alacağı şartı yoktur. Ama biz de Türkiye Taş Kömürü Kurumu olarak hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra tabii istenilen üretimi çıkartabilmek için işçi alma durumu söz konusu olacaktır bizim kurumumuza da. Ama söylediğim gibi bu hazırlıklarımızı yaptıktan sonra olacaktır. Onun dışında Türkiye'de bu çapta özel sektör yok demek doğru değildir. Türkiye'de bu işi yapabilecek özel sektörler vardır ama eğer yapmıyorsa bu onlara bu madencilik alanının yeteri kadar tanıtılmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Yoksa Türkiye'de inanıyorum ki bu işi yapabilecek özel sektör vardır. Ayrıca bu özel sektör dünyanın diğer ülkelerindeki firmalarla da bir konsorsiyum oluşturmak suretiyle bu işi yapabilir yani. İşte biz Zonguldak'ta neler oluyor öyküsüne başladığımız gün, Zonguldak Karayelmas Üniversitesi'nde düzenlenen 14. Kömür Kongresi'nde de gündem aynıydı.
AK Parti Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan, hükümetin aldığı önlemlerle sorunun kısa sürede çözüleceğini ve Zonguldak'ın yeniden eski günlerine kavuşacağını savunurken, muhalefet milletvekilleri Harun Akın ve Nadir Saraç, madenlerin özelleştirilmesi ya da işletmesinin devrinin diğer kurumlardan ayrı tutulması görüşündeydiler. Dünyayı tanıdığımız zaman bütün her yerde devlet var. Taş kömürünün altında, taş 650 metre alttan kömürü özel şirket çıkartamaz. Çıkartırsa bunlar çok az, çok büyük holdingler. Bunlar da burada olmaz, Türkiye'de olmaz. Yani o yüzden şu anda 650 katında Kozlu'da şu anda şu dakikada madence kömür çıkartıyor. Bunu özel bir işletmeci çıkartamaz. Yani devlet bundan, bakın uluslararası karşılaştırma da yapıyorum. Ben gene çalışmalarda acaba yanılıyor muyum diye. Uluslararası karşılaştırma yaptığımızda Türk Zonguldak taş kömürünün üretim başı maliyeti 120-125 dolarlarda üretim başı maliyet, ton başı yani. İngiltere'de, Almanya'da hep bizden yüksek. Almanya'da 200 doların üstünde. İngiltere'de 150 dolarlarda. Ama yine devletin elinde. Ve bizden yüksek. Yani onu dikkatini çekmek istiyorum. Yani oralarda maliyet üretim maliyeti bizden yüksek. Tabii burası, biz burada süt üretme çiftliğini konuşmuyoruz ki. Biz tekstili konuşmuyoruz ki. Yani orada diyelim ki hadi devlet olmasın da bunu A kişi, B kişi yapsın. Burada devlet olmak zorunda. Burada kar elde kar gözetilmez. Taş kömüründe kar gözetilmez. Yani taş kömürüne böyle bir tekstil fabrikası gibi veya bir süt üretme çiftliği gibi bakılmaz. Bakarsak yanlış yaparız. Devletin bunlar doğal kaynakları. Kendiliğinden oluşan zengin yataklarımız yani. Bunlar da böyle eğer kar edemiyorum aman zarar var dersek yanılırız gibi geliyor bana. Bu ülke bizim ülkemiz. Yani bu ülke kolay mı kazanıldı ya? Yani şu anda 19 Mayıs 1919'dan daha tehlikeli durumda Zonguldak. Harun Akın, hükümetin 10 milyon ton kömür, 10 milyon işçi tezinin de inandırıcı olmadığını söylüyor. Bu 10 bin kişi TTK'ya mı alınacak yoksa özel şahıs tarafından mı alınacak, bu söylenmiyor. Oysa ki hızlı bir şekilde TTK'ya üretime yönelik işçi alınabilir. TTK'nın kurulu kapasitesi 4,5 milyon ton dedik. Ona takviye edilebilir, ona destek verilebilir. Hiçbiri yok. Ben şimdi KİT komisyon üyesi olduğum için söylüyorum. TTK'nın denetimlerini yapıyoruz. Alta iniyoruz, altta %60'ı bitmiş. Projeler 15 milyon, 20 milyon dolarlar yatırılmış, hepsi duruyor. Hazine, işte başbakanlık para ödemiyor, kaynak yok diyor. Şimdi bunları ben gördüğüm, yaşadığım için şu anda Sayın Enerji Bakanı'nın söyledikleri bana samimi gelmiyor. Gelse ben niye desteklemeyeyim? Bölgeme 10 bin kişi girecek, TTK ayağa kalkacak, ben deli miyim? Ama öyle bir durum yok yani, öyle bir durum göremiyorum. AK Parti Milletvekili Fazlı Erdoğan, Erdemir'in daha önce TTK tarafından açılan ancak işletilmeyen bölgeye talip olduğunu ve bu üretime gücünün yeteceğini söylüyor. Bu alanlar sektörün gücü var mı efendim? Yani çünkü çok derinden çıkıyor. Böyle bir tecrübeye sahip. İşte bu özel sektörün başında şu anda Erdemir geliyor. Erdemir'e özellikle İstemir Erdemir noktasında 1 milyon ton kömür lazım. 1 milyon ton kömürü kullanan Erdemir'in buraya para yatırması lazım. Ben buraya hemen 100 milyon dolar yatırmayı düşünüyor Erdemir. Yasal engeller vardı. O da kalktı. İşte Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun hukuki uhdesi kendisinde kalmak kaydıyla işlettirebilir yetkisi kuruma verilmiştir. Erdemir'le Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürü bakanlık nezdinde de görüşmeler yapmıştır. Bir araya gelecekler. Erdemir'e kömür lazım. TTK'ya da para lazım. Bizim derdimiz TTK'yı, Erdemir'i bir araya getirip Zonguldak'ımızın, Türkiye'mizin ufkunu açmaktır. TTK çıkartıp Erdemir'e verseydi aynı Armutçuk bölgesinde daha mı maliyetli oluyordu? Şu ana kadar TTK bunu başaramıyor. Onun kendi şu andaki teknolojisi, istihdamı, yeni işçi alma engelleri, o dediğiniz IMF konuda. IMF'de malum 2004 yılının sonlarında yeni bir şekil alacak. Bizim enerji kaynağımızı biz yeraltı kendi öz kaynaklarımızdan kullanmak gibi bir zorunluluğumuz var. CHP Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç ise dışa bağlı enerjiye yapılan yatırımın yanlışlığının görüldüğünü, bundan sonrasında benzer hatalar yapılmaması gerektiğini savunuyor. TTK doğalgazda doğalgaza harcanan veyahut da harcanması öngörülen para eğer Türkiye taş kömürüne ayrılmış olsaydı, o birilerinin, Sayın Bakan da dahil, siyasilerin işte Zonguldak 320 bin dolar zarar ediyor şeklinde sürekli ağzında artık bir tür ciklet noktasına gelen kavram kargaşası yaşanmayacaktı ve ülke, bırakın uluslararası platformu, ülke insanı da Zonguldak'ı böyle bir kambur olarak görmeyecekti. O para TTK'yı işte şu an eğer buraya harcanmış olsaydı, o şu an Sayın Bakan'ın dediği 10 bin işçinin çalıştığı 5 milyon ton kömürün üretildiği noktaya çoktan gelir giderdik. Taş kömürü fiyatlarının dünya piyasalarında yükselmesi gösterdi ki uluslararası kuruluşların verdiği her reçete bünyemize uymuyor. Çiftçiye ekmeyin, doğrudan destekleyelim diyerek tarımsal üretimi baltalayanlarla, verimli değil madenleri çıkartmayın, doğal kaynaklarınız yer altında kalsın diyenler aynı kuruluşlar.
devlet mi işletsin, özel sektör mü kısır çekişmeleriyle boşa geçen yılları da hesaba katarsak, Türkiye'nin kaybını uzun yıllar telafi edemeyeceği çıkıyor. Zararın neresinden dönsek kar, yine de geç sayılmaz. Önümüzdeki günlerde Zonguldak ekonomik açıdan yükselişe geçecek gibi görünüyor. Ve Zonguldaklılar Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği güvenceyi hatırlatmamızı istiyor. Hatırlatalım. Bir defa bu ülkenin zenginlerini veya zenginliklerini yok etmek için biz bu yola koyulmadık. Şimdi bu sorunları herhalde ne Tayyip Erdoğan, ne bakan arkadaşları, ne milletvekilleri yalnız başına çözmeyecek. Hep beraber çözeceğiz. Türkiye'deki kurumları batırarak, bitirerek değil, hem bunları güçlendireceğiz, üretimimizi artıracağız ve bu üretimi artırmak suretiyle yeni istihdam alanları doğurmak suretiyle de işsizimize iş bulacağız. Biz iktidarda olduğumuz sürece biz TTK'nın kapatılmasına asla müsaade etmeyiz. Bunun cevabını vereceğiz. Şimdi genel müdürümüzle ve yerin en derininde çalışan arkadaşlarımızla hep birlikte çok daha verimli çalışarak bu müesseseyi ıslah etme, rehabilite etmek mecburiyetindeyiz. İş şimdi TTK'yı yeniden yaşayan, üreten, katma değer sağlayan bir müessese haline getirme zamanıdır. Bunu sizlerden bekliyorum. Aydın. Petrol Ofisi'nin sunduğu Banteli programı... Evet yol dostları, bu bir ülke zamanı nasıl böyle acemice yitirir onun öyküsüydü. Kötü yönetimlere, kötü idarelere bakılarak kamu kuruluşları, devletçilik, yine beceriksiz özelleştirmelere bakılarak özelleştirme hep eleştirildi. Aslında hepsinde bir beceriksizlik. Biraz insan unsurunda var galiba problem. Hani herkes düşünsün diye söylüyorum bunu. Evet, kendimizden bahsedelim biraz. Hani geçtiğimiz hafta sözünü etmiştim ya albümümüz çıkacak diye kitabımızla birlikte. Albüm Anadolu Müzik'ten, kitap Babil Yayınları'ndan. İşte albüm de çıktı şimdi. Şöyle bir albüm göstereyim. Sizlerle paylaşmak hoşuma gidiyor. Çünkü yollarda sizler hep benimle birlikteydiniz. Niye böylesine bir albüm? Böyle şairlik falan iddiamız yok. Alaaddin Usta birlikte bir şeyler yaptık. İstedim ki evinizde, arabanızda sesim olsun. Yine paylaşmaya devam edelim. Yolları ve yaşam. Yollar uzun, memleket şartları çetin. Biz artık gidelim. Petrol Ofisi Banteli programını sundu. Fuarın açılışına Zonguldak Vali Yardımcısı